Merhaba sevgili izleyenler. İlke TV ekranlarındasınız. Haber zamanı diyeceğiz şimdi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız sizlere. Tabii ki Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan faciadan gelişmeler öncelikli konumuz olacak değerli izleyenler. Oradaki son duruma bakacağız. O devasa toprağın altında, siyanürlü toprağın altında kalan 9 işçi hala kurtarılamadı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Sağ sorumlusu oldukları belirtildi ilk etapta. Mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu sevgili izleyenler. Önemli bir gelişmeydi. Siyasetçilerin tabii ki tepkileri var bir de. Muhalefet partilerinin temsilcileri gerek grup toplantılarında gerekse facianın yaşandığı bölgeye giderek oradan açıklamalar yaptılar. Yine eleştirilerini iktidara yönelttiler. Bu açıklamalarında hepsine teker teker bakacağız. Fakat önce başka bir konuyu dikkate çekmek istiyoruz. Şimdi o görüntüleri hepimiz gördük. O facianın boyutunu ne kadar büyük olduğunu hepimiz izledik. Fakat bir başka tehlike ise o siyanürlü toprak altında kalan madencileri kurtarmak için askerlerin ve diğer görevlilerin çıplak elleriyle çalışma yapması. İşte bilim insanları da burada uyarılarda bulunuyorlar. Siyanürlü toprağın olduğu yerde böyle çalışma yapmak ne kadar doğru? Bir sonraki adımı ne olacak? İşte bizim de sorularımız var. Önce haberimizi izleyeceğiz. Ardından konuğumuz olacak. Sorularımızı yönelteceğiz efendim. Erzincan'ın İliç ilçesinden gelen arama kurtarma görüntüleri başka bir felaketin habercisi gibi. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında çekilen o fotoğraflarda ekiplerin çıplak elle, koruyucu ekipmanlar olmadan siyanürlü toprakta çalışma yaptığı görülüyor. Çıplak elle ve hiçbir koruyucu önlem alınmadan arama kurtarma çalışması yaptırılan ekibin 3. Ordu Komutanlığı'na bağlı askerlerden oluştuğu öğrenildi. Toprak altında kalmaktan kurtulan ancak siyanürlü toprakla teması olan işçilerin durumu hakkında hiçbir resmi açıklama yapılmadı. İşçiler için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı 3'e çıkarılsa da bölgedeki hastanelerin tam teşekküllü olmaması, toprak altından çıkarılacak işçiler bir yana, toprakla temas eden işçiler için de hayati bir durum teşkil ediyor. Evet, faciayı izliyoruz. Bu noktadan sonra nasıl bir etkisi olacak o bölgeye? İşte bir diğer önemli soru işareti de bu. Konuğumuza soracağız efendim. TMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ekranlarımızda olacak. Merhaba Dersim Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, kolay gelsin, sağ olun. Şimdi orada bir çalışma yapılıyor. Gazeteciler orada, siyasetçiler orada. Bölge halkı orada, çevre aktivistleri orada, bir sürü kişi var. Fakat bir taraftan da yağmurun da yağmasıyla birlikte orada kullanılan o siyanürün havaya karışması ve bundan dolayı da çok daha büyük bir tehlikeye yol açacağına dair uyarılar yapılıyor. Bu çevre felaketinin boyutu nedir? Yaşadığımız facia iki boyutlu. Birisi bir iş cinayeti niteliği bakımından 9 tane işçimizin hala kayan malzemenin altında yaşam mücadelesi verdiği ve işçilerimizi arama çalışmalarının devam ettiği süreç. Bir tarafı da, bir ikinci boyutu ise bir çevre felaketine, büyük bir çevre felaketine neden olabilecek bir zincirin, bir sistemin başlamış olabilme ihtimali. Çevre felaketine dönüşme ihtimali kayan malzemenin çamur gibi akarak dere yatağından Fırat Nehri'ne doğru hareket eden ve yaklaşık olarak da 10 milyon metreküp bir hacmi kapsadığı tahmin edilen bu kimyasal bileşiklerle ve siyanürle yıkanmış olan toprak malzemesinin, cevher malzemesinin içeriği dolayısıyla ortaya çıkabilecek bir takım kimyasal reaksiyonlar ve bu kimyasal reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan bileşiklerin oradaki fauna ve flora sistemlerine etkisi, su sistemlerine etkisi ve o bölgede yaşayan ve şu an arama kurtarma çalışmalarını yürüten yurttaşlarımıza, insanlarımıza yaratacağı sağlık sorunları açısından etkileri olasıdır. Malzemeler cevher süreçlerinde ortaya çıkan kimyasal süreçlerde 30'un üzerinde kimyasal kullanılıyor.
Kimyasallardan en bilineni biliyorsunuz siyanür. Bunun dışında nitrik asit, sülfürik asit gibi çok sayıda tehlikeli kimyasal olarak sınıflandırılan ve 20 civarında da kanserojen olduğu teorik olarak kabul edilen, bilinen elementlerden, malzemelerden oluşuyor. Cevheri içerisindeki altını ayrıştırmak için işletme bu yığının iç sahasında bu malzemeleri bu toprakla buluşturuyor. Sonuçta orada yıkanmış, kimyasallarla yıkanmış ve çözülen altını da liç sahasının dibinden çözelti şeklinde alınması ve diğer ünitelere nakledilmesi şeklinde bir prosesin parçası. Şimdi liç sahasında kayan, Fırat Nehri'ne doğru hareket eden malzemede siyanür ve diğer asitli bileşiklerle kimyasallara maruz bırakılmış bir malzeme. Dolayısıyla bu malzemenin etrafında bulunmak, bu malzemeyle çalışıyor olabilmek oldukça riskli. Malzemenin niteliği hem halk sağlığı sorunları oluşturabilecek, zehirleme vakalarına neden olabilecek, uzun vadede ekolojik bir krize, yıkıma neden olabilecek şekilde nitelikler, özellikler barındırıyor. O yüzden müdahale ekibinin kesinlikle doğru ekipmanlarla sürece müdahale etmesi, kendi sağlıklarını muhafaza ederek prosedürlere uygun bir şekilde, mevzuatta tarif edilen sisteme uygun bir şekilde müdahale sürecinin yönetiliyor olması önemlidir. Çünkü kaş yaparken göz çıkarılmaması gerekiyor. Yaşadığımız büyük bir facia, bu facia bir afete dönüşmüş durumda. Yani insan eliyle, daha doğrusu adını koyacak olursak Anagold şirketi tarafından ülkemizde bir afet oluşmuş durumdadır. Afetin nedeni insan eliyle, bir şirket eliyle ortaya çıkan kaynağı budur ve bu afettir. Bu afetin yönetilmesiyle ilgili olarak da afet müdahale planlarında, acil durum planlarında ne gerekiyorsa bunların yapılmasını biz bekleriz. Ama öncelikle burada afet müdahale planları, afet durum planlarında bu risklerin öngörülüp öngörülmediği, bu risklerin yazılıp yazılmadığı, bu riskler üzerine senaryolar kurulup kurulmadığı ve bu senaryolara müdahale uygulama aşamasında hangi ekiplerle, hangi ekipmanlarla, hangi prosedürlerle müdahale edilebileceğinin tarif edilmiş olması gerekir. Şimdi biz buradan soruyoruz. Şirketin açıklamış olduğu acil durum planımız devrede açıklamasının detaylarını merak ediyoruz. Acil durum planları var mıdır? Varsa nedir? Bunları bizimle paylaşmaları gerekiyor. Ve özellikle yakın zamandan hatırladığımız büyük afetlerle deprem gibi büyük yıkıma neden olan afetlerin yönetim süreçlerinde ortaya konulan bir basiretsizlik ve yönetimsizlikle meşguldük geçtiğimiz yıl boyunca. Şimdi şu soruyu da soruyoruz. Erzincan ilinin il afet durum eylem planı var. İRAP raporu. Şimdi İRAP raporlarında il risk afetleri tarif edilir ve bu afetlerin taşıdığı riskler tanımlanır. Bu riskler meydana geldiğinde yapılacak faaliyetler ve bunlarla ilgili kurum kuruluşlar tarif edilir. Şimdi soruyoruz. Erzincan İRAP raporunda bu afet öngörülmüş müdür? İl içteki altın madeninin, siyanür havuzunun, liç sahasının yaşaması muhtemel olan ki biz davalarımızda, dava dilekçelerimizde sıklıkla ifade ettiğimiz olası büyük risklerin gelişmesi durumunda öngörülüp öngörülmediği veya bunlara ilişkin gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı sorularına İRAP raporunda yer verilmiş midir? Ve şu an AFAD valilik ekipleri ve Ordu Komutanlığı'nın ilgili birimleriyle müdahale sürecinin bu raporlarda tarif edilen süreçlerle bir ilişkisi var mıdır? Yoksa kara düzen şekilde oradaki çalışmalar yönetilmekte midir? Kamuoyunun bu konuda açıklıkla bilgilendirilmesi gerekir. Bu önemli bir husustur. Evet, dikkat çektiğiniz nokta önemli. Bir taraftan şeffaflığa da ihtiyacımız var bu süreçte. Dediğiniz gibi geçtiğimiz yıl deprem sonrası koordinasyon, afet koordinasyonunun nasıl olduğu ile ilgili olarak tabii sizin gibi meslek örgütlerinden de çok sayıda eleştiri gitmişti yöneticilere yönelik. Şimdi yine benzer bir felaketle karşı karşıyayız. Aynı alanda olmasa da farklı bir alanda. Fakat evet, dedikleriniz önemliydi. Altını bir kez daha biz de çizmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz Dersim Gül, yayınımıza katıldığınız için, sorularımızı cevapladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Sevgili izleyenler, İliç'teki altın madeninde meydana gelen göçükle ilgili gelişmelere bakmaya devam edeceğiz. Neler oldu? Onları, bu son gelişmeleri toparladık. Şimdi 9 işçiden
Altısının ismi açıklandı. Bu önemliydi. İşçilere ulaşmak için hala çalışmalar devam ediyor. Ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Ayrıca maden soruşturması ile ilgili saha sorumlusunun da aralarında olduğu 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Erzincan İliç'te siyanürlü yöntemle altın çıkartılan çöpler madeninde dün saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi. 10 milyon metreküp toprak 800 metre kadar hareket ederken 9 işçi göçük altında kaldı. Toprak altında kalan işçilerin 6'sının ismi belli oldu. Bu işçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu belirtildi. 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları ise yoğun yağmur altında ikinci günde sürüyor. Uzmanlar şiddetli yağış halinde kayan kütleyle birlikte büyük miktarda siyanürün Fırat Nehri'ne karışabileceğini belirtiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde gerçekleşen faciaya ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, İliç'teki madende toprak altında kalan işçilerin 5'inin bir konteyner içinde, 3'ünün bir araç içinde yer aldığını, bir şoförün de kamyon içinde olduğunu açıkladı. Biliyorsunuz 100 döneme yayılmış 9-10 milyon metreküpten bahsediyoruz. Bakan Bayraktar ise yaptığı açıklamada doğru bilgi için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. En son denetim görevimiz buraya Ağustos ayında, geçtiğimiz 2023 yılı Ağustos ayında yapılmış durumda. Ağustos'un başında buraya bir heyet gönderdik. Onların yaptıkları denetimlerde bugün dün gerçekleşen maden kazasıyla alakalı herhangi bir tespit yok. Dolayısıyla bu zaman içerisinde ne olmuş olabilir? Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında iş yeri yetkilisi 4 kişi gözaltına alınmıştır açıklamasını yaptı. Göçük altında kalan kamyon şoförü Uğur Yıldız'ın kuzeni Hüseyin Yıldız ise yetkililerin ailelerle görüşmediğini ve bilgi vermediğini söyledi. Hiçbir yetkili ağızdan bilgi alamıyoruz, bilgi vermiyorlar. Detaylı bir bilgi alamadık. Erzincan'ın İliç ilçesindeki çöpler altın madeninin ortaklarından Anagold Madencilik 9 işçiden haber alınamayan toprak kaymasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada Anagold kamuoyunu olayın detayları konusunda tamamen bilgilendirecek ve nedenlerini net bir şekilde açıklayacaktır. Ayrıca benzer durumların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda kararlıdır ifadeleri kullanıldı. Ayrıca dayanışma amacıyla bugün Dersim'den Erzincan'a gitmek isteyen heyetlere valilik yasak getirdi. Valiliğin getirdiği yasak sonrası siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri şehir çıkışında polis tarafından durduruldu. İnsan Hakları Derneği eş başkanları Gürbüz Solmaz ve Gönül Sonbahar ile İHD üyesi Nilüfer Aktağ ve avukat Gökmen Yeşil gözaltına alındı. Öte yandan Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, işçilerin İliç'teki facianın sabahında amirleri tarafından uyarıldığını açıkladı. Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Anagold şirketinin işçilere sakın konuşmayın dediğini belirtti. Ayrıca Meclis Genel Kurulu'nda Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin bir meclis araştırma komisyonu da kuruldu. Bunu da eklemiş olalım. Erzincan İliç'te yaşanan facia ile ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bir açıklama yaptı sevgili izleyenler. Felaketin tüm sorumluları yargı karşısında hesap vermeli diyor TUMOP. Bu arada madene karşı mücadelesiyle de tanınan Sedat Cezayirlioğlu da gözaltına alındı ve İliç'teki maden faciasına ilişkin yeni görüntüler geldi. Milyarlarca ton 39 çeşit kanserojen ölümcül kimyasal patladı. Altında göçük oluştu. Göçük oluştu. Altında iş makineleri, kamyonlar, kepçeler kaldı. Ölüler var. İliç'te yıllardır siyanürlü altın madeninin yarattığı tehlikeye dikkat çeken Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Siyanürlü altın madeni faciasının ardından bölgeye giden Sedat Cezayirlioğlu jandarma engeliyle karşılaştı. Köyüne giremeyen Cezayirlioğlu'nun daha sonra da gözaltına alındığı öğrenildi. Cezayirlioğlu'nun geçtiğimiz yıl facianın yaşandığı bölgede çektiği video gündem olmuştu.
Bu arada bir kamyondan çekilen görüntüde de heyelanın geliş anı kameralara yansıdı. 10 milyon metreküplük toprak yığını aşağı doğru akıyor. Görüntülerde toprak kaymasının gerçekleştiği anda bölgeye giden 3 kamyon geri dönüyor. Toprak lav gibi akarken facianın ne kadar büyük olduğu da gözler önüne serildi. İliç'te yaşanan facia ile ilgili açıklama yapan TMOB'da felaketin tüm sorumluları yargı karşısında hesap vermeli açıklaması yaptı. Açıklamada tüm ÇED kararları iptal edilmeli ve işletme derhal kapatılmalıdır denildi. Tabii bu noktada o madeni işleten şirketin yakın tarihi de gündeme geldi sevgili izleyenler. O altın madeninin son 2 yılda 2 büyük felaketle gündeme geldiğini belirtmek gerekiyor. İlk felaketten sonra vergi borçları silinen Anagold Madenciliğin ortağı Çalık Holding'in iktidarla olan yakın ilişkileri de sık sık gündemde. Yapacağımız yeni keşiflerle yerli altın üretimini artırmayı hedefliyoruz. Erzincan'ın İliç ilçesinde Kanada-ABD ortaklığındaki Anagold Madencilik ile Çalık Holding'in ortağı olduğu altın madeninde yaşanan felaket sonrası iktidar-sermaye ilişkisi tekrar gözler önüne serildi. Çalık Holding'in ortağı olduğu Anagold Madencilik yıllardır siyanür liçi yöntemiyle altın madenciliği yapıyor. Felaketin yaşandığı maden alanı geçtiğimiz yıllarda yine büyük bir felaketle gündeme geldi. Siyanür boruları patladı. Siyanür ve sülfürik asit Fırat Nehri üzerinde kurulan İliç Barajı'na aktı. Şirkete kesilen para cezası ile olayın üstü hızla kapatıldı. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek kıymetli maden sektörümüzün önündeki engelleri tek tek kaldırmaya çalıştık. 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla maden alanını 3 kat artırma kararı aldı. 24 Haziran 2022'de siyanür borularının patlamasından sonra hızla başlatılan soruşturma aynı hızla kapatıldı. Anagold Madencilik yol açtığı felaket sebebiyle 16 milyon 441 bin lira para cezasına çarptırıldı. Geçici olarak faaliyetleri durduruldu. Anagold'un ruhsatı iptal edilmedi. Kısa süre sonra şirketin 7.2 milyon dolarlık vergi borcu silindi. Bu rakam o günkü kur değeriyle yaklaşık 209 milyon liraydı. Bir takım küçük menfaat verene halel gelenler ne yazık ki olumsuz propagandaları körüklüyorlar. Madenin ciddi anlamda İliç'e katkısı var, desteği var. AKP iktidarı döneminin en hızlı yükselen gruplarından biri de Çalık Holding. Holding, özelleştirmeler, TOKİ ihaleleri, yurt dışı anlaşmaları ve uygun kredi koşullarıyla enerjiden telekoma, finanstan tekstile, inşaattan medyaya kadar birçok sektörde hızla büyüdü. Burada 2 tane cevher damarımız bulunmakta bu maden yatağında. Kendisine hediyemizi takdim ediyoruz. Bunu verince herhalde köşe oluruz dedim. Holding'in yönetim kurulu başkanı Ahmet Çalık, milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında. Çalık aynı zamanda iktidara yakınlığıyla da biliniyor. Son 20 yılda servetine servet katan Çalık grubu, 2010 yılında 14.8 milyarlık yatırım teşvik belgesi aldı. Bu altının bir an önce Türk ekonomisine kazandırılması için çalışmaları hızlandırdık. Bir bilgi notunu da ekleyelim sevgili izleyenler. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum İliç'teki maden faciasıyla tekrar gündeme geldi. Sebebi de şu. Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı iken CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer madencilik faaliyetleri ve Çöpler Altın Madeni ile ilgili kuruma soru önergesi vermişti.
kurumun önergeye gerekli değerlendirmeler sonucu ÇED kararı verilmiştir yanıtı verdiği ortaya çıktı. Bu konuyla ilgili yine Murat Kurum konuşulmaya, tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor. Şimdi bültenimizin başında demiştik ki muhalefet partilerinin temsilcileri de bu İliç'teki faciaya ilişkin açıklamalar yaptılar. Onlardan biri de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları. Hatimoğulları beraberindeki heyetle birlikte bölgeye gitti. Orada konuştu. Defalarca dava konusu olmuş madendeki tehlikenin görmezden gelindiğini vurguladı Tülay Hatimoğulları. İktidarın vurdum duymazlığını kınıyoruz dedi ve madenin bir an önce kapatılmasını talep etti. Yine Türkiye'den Çalık grubunun ortaklığıyla yürütülmüş olan bu çalışma gerek yöre halkı tarafından gerekse Türkiye'deki ekoloji hareketi tarafından defalarca uyarılmıştır. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet maden faciasının yaşandığı Erzincan'ın İliç ilçesine gitti. Maden sahasına yaklaştırılmadığını vurgulayan Hatimoğulları şikayetlere rağmen madene para cezası hariç yaptırım uygulanmadığını vurguladı. Aynı tesisin 2020'de Murat Kurum tarafından 2020'de kapasite artırımıyla ilgili ruhsat imzalanmıştır. Bakın son yıllarda leblebi dağıtır gibi maden şirketlerine ruhsatlar dağıtıldı. Ama ne yazık ki iktidar sermayeyi korudu, sermayenin önünü açtı. Hatimoğulları yaşanılan facianın büyüklüğünü ikinci Çernobil olarak değerlendirdi. Madenin kapatılması için çağrı yaptı. Milyonlarca ton siyanür, sülfürik asit ve hidrojen bulunuyor şu an bu toprakta. Ve bunlar ikinci Çernobil vakasıyla tıpatıp aynı. Yani şu an yaşanan olay iktidar her ne kadar bunu küçük bir olaymış gibi, bir göçükmüş gibi, bir heyelanmış gibi anlatmaya çalışsa da bu teamüden verilen ruhsatlar, denetimsizlik, göz göre göre gelen bir cinayete imza atmıştır bu iktidar ve bu iktidar bundan arınamaz. Bu şekilde topraklarımızın, insanlarımızın, doğamızın, canlıların katledilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu anlamıyla derhal bu maden ocağı zaten kapatılmalıdır. Muhalefetin tepkilerine bakmaya devam edeceğiz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, siz altınlara sarılmaya alıştınız, insanlara değil derken Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya bağıra bağıra gelen bir facia ifadelerini kullandı. İyi Parti lideri Meral Akşener de iktidar vatandaşlarımızı değil madenin ortaklarını tercih etti dedi. Siz altınlara sarılmaya alıştınız, insanlara değil. Siz ranta sarılmaya alıştınız. Erzincanlı vatandaşlarımızı değil, madenin ortaklarını tercih etti. Muhalefetten Erzincan'daki maden faciasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Meclis grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarı sert bir dille eleştirdi. Murat Kurum'un kapasite artırımına imza attığını hatırlattı. ÇED raporları dinlenmemiş. Zaten ÇED raporları sadece ve sadece meşrulaştırmak için çıkarılır. Bunun için ÇED raporuna gerek duyulmaz. İmza Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Şimdi kim kimden hesap soracak? DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, işçilerin kurtarılması için kamu olanaklarının seferber edilmesi gerektiğini belirtti. Yandaş ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen Erzincan İliç'teki altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtulması için kamu olanakları seferber edilmelidir. Süreci yakından takip ediyoruz. Meydana gelen göçükte kaybımızın olmaması tek temennimizdir. Dengesi bozulan doğamız artık alarm veriyor. İktidarın iflah olmaz rant telaşı göz göre göre insanlarımızın hayatını tehlikeye sokuyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener felakette sorumlu olanların peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Milletimize, doğamıza, toprağımıza yapılan bu ihaneti görmezden gelemeyiz. İliç'teki felakete yol açan ihmallerin ve bu ihmallere imza atanların peşini bırakmayacağız. Bu facia çok yönlü bir araştırmayı gerektiriyor.
CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın felaketin göz göre göre geldiğini belirtti. Göz göre göre gelen tüm ikazlara rağmen bu ikazlara aldırmaksızın yapılan faaliyetler sonrasında tablo bu noktaya geldi. Türkiye'nin altını diğerleri tarafından paylaşılıyor. Bize de bunun maalesef doğa felaketini çekmek kalıyor. Bu kaza adeta bağıra bağıra gelen bir maden faciasıydı. Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya faciaya yönelik konuştu. İktidar müşterek faildir ifadelerini kullandı. Türkiye'deki altın madenleri adeta yok pahasına birilerine peşkeş çekiliyor. Tedbir alma noktasında üzerine düşen vazifeyi yapmayan patronlar asıl faildir ve onlara izin veren devlet yetkilileri de müşterek faildir. Evet, gündemin diğer önemli gelişmelerine bakalım şimdi. Kürt sorununun çözümü için 1 Şubat'ta Kars ve Van'dan başlayan Diyarbakır'da birleşen yürüyüş eylemi Şanlıurfa'da devam ediyor. Ancak polis yürüyüşçüleri önce ablukaya aldı, sonra plastik mermiyle müdahale etti. Görüntüler yürüyüş eyleminin 14. gününden. Siyasetçiler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yer aldığı iki grup Diyarbakır'da birleşmelerinin ardından Şanlıurfa'ya geçti. Siverek'te eski HDP milletvekili İbrahim Ayhan'ın mezarı ziyaret edildi. Bu sırada polisle DEM Partililer arasında arbede yaşandı. DEM Partililer ardından Şanlıurfa kent merkezine gitmek için yola çıktı. Ancak kent merkezinde polis plastik mermiyle yürüyüşçülere müdahale etti. Müdahale sloganlarla protesto edildi. DEM Parti milletvekilleri insanlık onuru işkenceye yenecek sloganlarıyla yürüyüşünü sürdürdü. Eylem yarın sona erecek. Evet, diplomaside önemli bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'a gitti. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. İşte Sisi denilen kişi şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir ve ben kendisi için her zaman onu söylüyorum. Bir zalimdir. Böyle demişti Erdoğan. Mısır'daki Müslüman kardeşlerin lideri devrik Cumhurbaşkanı Mursi'ye darbe yaptığı için sık sık katil Sisi diye anmıştı. Bu zalim Sisi tarafından bir junta hareketiyle devrilmiş katili durumunda olan kişiyle bir araya gelmemiz mümkün değil dedi. Ancak ikilinin ilişkileri 2022 yılında Katar'da tokalaşmalarıyla hız kazandı. Siyasette biliyorsun küslük dargın olmaz. Erdoğan 12 yıl sonra ilk kez Mısır'a gitti. Defalarca aynı masaya oturmam demişti. Bana da çok teklifler geldi. Onun oturduğu masada asla oturmam dedim. Onunla görüşme asla yapmam dedim. 2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu'na oy verenleri Sisi destekçisi İmamoğlu'nu da Sisi olmakla suçlamıştı. İşte pazar günü Sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Böyle biriyle asla görüşmem demiş, Mısır ile Türkiye ilişkilerinin seyrini değiştirmişti. Tayyip Erdoğan niçin Sisi ile görüşmüyor diyenlere cevap veriyorum. Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. İşte tokalaşmayla hız kazanan ilişkiler Erdoğan'ın Mısır'a gitmesiyle sonuçlandı. Erdoğan Mısır'da Sisi tarafından resmi törenle karşılandı. İkili bir kez daha el ele poz verdi. İttihadiye Sarayı'ndaki resmi törenin ardından iki lider birebir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinin ardından Mısır ve Türkiye ilişkilerinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu. İYİ Parti'nin Ankara ilçe aday tanıtım toplantısında kavga çıktı. İYİ Partili bir grup Sevin Çağlayan'ın Yeni Mahalle'den aday gösterilmesini protesto etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada bağıran arkadaşlarımızın da ahlaklarını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi bitmiştir dedi. Kavganın ardından da İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.
Görüntüler İYİ Parti'nin Ankara ilçe aday tanıtım toplantısından. Bir grup İYİ Partili Sevinç Ağlayan'ın Etimesgut'tan aday yapılmasını istediği için itiraz etti. Sevinç Ağlayan'a aday istedik, yapılmadı. AK Parti'nin adam getirildi, burada aday yapıldı. Ancak Çağlayan'ın yeni mahalleden aday gösterildiği açıklandı. Bunun üzerine İYİ Partililer Sevinç Ağlayan'ın yeni mahalleden aday gösterilmesine tepki gösterdi. Teşkilat istemiyor sloganları atan gruba güvenlik ekibi müdahale etti. Protestocu grup daha sonra dışarı çıkarıldı. Teşkilat istemiyor! Teşkilat istemiyor! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karara tepki gösterenlere yönelik konuştu. Hepsi bitmiştir dedi. Burada bağıran arkadaşlarımızın da yani ahlaklarını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibariyle hepsi bitmiştir. Kanal İstanbul'la ilgili bir gelişme var. İstanbul 11. İdare Mahkemesi Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal etti. Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesinde büyük bir yanlış yapıldığını söyledi. Bu karar Kanal İstanbul meselesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yeşil İstanbul Proje tanıtım toplantısında konuştu. İmamoğlu, İBB olarak açtıkları dava sonucunda İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nin Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal ettiğini açıkladı. Hukuka uygun olmadı ve yani açıkçası planları iptal etti. Kararın kesin olmadığını ifade etti İmamoğlu. Davalarının hem idari mahkemede hem de Danıştay'da sürdüğünü belirtti. Bu karar elbette kesin değil. İdare mahkeme kararı olduğu için kararın gerekleri 30 gün içinde yerine getirilmesi istendi. Bu karar Kanal İstanbul meselesinde büyük bir yanlış yapıldığının bir başka yönüyle de hüküm altına alınmasının bir belgesidir. Özellikle ana davalarımızın idari mahkemelerde hem de Danıştay'da sürdüğünü de buradan belirtmek isterim. Bunun sıkı takipçisiyiz. İptal edilen imar planı değişikliğinin AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde olmasına gönderme yaptı İmamoğlu. Bu zihniyet ne biliyor musunuz? 5 imar projesini imzalamadı diye metal yorgunu ilan edilip görevden alınan topbaşın yerine her talimatı imzalayan ama Erzincan'da ama Gümüşhane'de ama Boğaz'ın kıyısında bir kulübeye bir gecede imar izni çıkartan ama beton kanalla ilgili önüne gelen her konuya imza atmakta asla geri durmayan anlayışı İstanbul'a belediye başkanı yapmak isteyen anlayışla aynı anlayıştır. İmamoğlu 16 milyon insanla birlikte İstanbul'un en güçlü muhafızı olmaya devam edeceklerini vurguladı. O bakımdan çevre ve şehircilik anlayışına bakarak özellikle bu dönemde İstanbul'da böylesi bir süreci harekete geçirme duygusunu önde tutan bu anlayışı asla ve asla halkımızın müsaade etmeyeceğini biliyoruz. Yargıtay Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Hülya Alökmen hakkındaki 10 yıl 6 aylık hapis cezasını bozdu. Kararın gerekçesinde Demokratik Toplum Kongresi'nin faaliyetlerine katılmanın tek başına suç olmadığı kaydedildi. Tutuklu Hülya Alökmen 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı seçildikten sonra İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmıştı. Alökmen 2012 yılında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şube eş başkanı olduğu dönemde katıldığı eylem ve etkinliklerin yanı sıra DTK delegesi olmaktan dolayı örgüt üyeliği iddiasıyla yargılanıyordu. Ve Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bölge Mahkemesi Alökmen'in cezasını 7 yıl 6 aya düşürerek verilen cezaları onadı.
Avukatların itirazını kabul eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozdu. Bozma gerekçesinde Alokmen'in DTK delegesi olması ve Sağlık Komisyonu'nda görev almasının örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmak suretiyle örgüt üyesi olarak görmenin yeterli olmadığına hükmetti. Yargılama usullerindeki eksikliklerin giderilmesi ve devam eden soruşturma ve davaların değerlendirilmesini isteyen Yargıtay, Alokmen'in tutukluluğunun devamı yönünde karar verdi. Demokratik Toplum Kongresi'ne yönelik 2016'da başlatılan soruşturmalar kapsamında açılan davalarda bu zamana kadar yüzlerce kişiye örgüt üyeliği suçlamalarıyla hapis cezaları verildi. Yargıtay'ın bu kararı emsal sayılıyor. İzmir'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 6 gazeteci avukatlarıyla görüştü. Ters kelepçeyle gözaltına alındıklarını belirten gazetecilerin örgüt üyesi olmakla suçlandığı öğrenildi. Yargıtay'ın ikinci kez verdiği bozma kararının ardından da Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında hapis kararı verildi. Mezopotamya Ajansı muhabirleri Semra Turan, Delal Akyüz ve Tolga Güney, Jün News muhabiri Melike Aydın, Gazete Duvar muhabiri Cihan Başakçıoğlu ile DEM Parti basın çalışanı Funda Akbulut 13 Şubat'ta gözaltına alındı. Çankaya'da bulunan TEM Şube'de tutulan gazetecilerin örgüt üyesi olmak iddiasıyla suçlandığı ve dosyalarındaki kısıtlılık kararının devam ettiği öğrenildi. Gazeteciler görüşmede dijital materyallerine el konulduğunu, ayrıca ters kelepçe takılarak gözaltına alındıklarını ifade etti. Gazetecilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Avukatlar gazetecilerin 15 Şubat'ta ifadelerinin alınmasını beklediklerini belirtti. Öte yandan Gülen cemaatinin medya yapılanmasına ilişkin Yargıtay'ın ikinci kez bozma kararının ardından tutuksuz sanıklar Ahmet Altan 6 yıl 3 ay, Nazlı Ilıcak 5 yıl 3 ay, Fevzi Yazıcı 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Yakup Şimşek ise beraat etti. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorun fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.79 lira zam bekleniyor. Motorinin litre fiyatına da 2.56 lira zam gelmişti. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de çiftçiler zama tepki gösteriyorlar. Çiftçi Faruk Gürkan, "Bundan daha kötü ne olur? Çiftçiyi bitirmeye çalışıyorlar." dedi. Emekliyiz biz. Mazot da alamıyoruz. Artık arabayı satacağız herhalde. Öyle gösteriyor. Tergiyeceğim. Bütün işi tergiyeceğim. Kurtarmıyor abi. Her gün mazota zam olur mu ya? İnsafsızlar ya. Bize senede 6 ayda bir zam veriyorlar. 6 ayda bir zam gelsin kardeşim. Kabardan çıkan mazot nerede? Zam bizi çok etkiliyor. Her gün zam, her gün zam, her gün zam. Yani nereye gideceğini bilemez olduk. Çiftçiyiz, her şeyden zarar ediyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık yani. Bundan kötü ne oluyor? Çiftçiyi bitirmeye çalışıyorlar bunlar. 43 liradan 44 liradan mazot al. Ondan sonra 6500 liradan şey al. Hele bir de borca aldığın zaman zaten bitmişim. Gelsinler kendilerine vereyim. Tadıya kendiler işlesinler bu şekilde. Böyle bir şey olmaz ya. Ya ben bundan 2-3 sene önce sattığım şeyi şimdi aynı fiyata satıyorum ya mısırı. Böyle bir şey olur mu? Gübre olmuş. Biri 14,5 lira, biri 12 lira. Böyle bir şey olmaz. Ha, yarın bir gün yine zam gelecek. Ne yapacak bu çiftçi? Çocuğunu mu okutacak, kendini mi geçindirecek? Evet, deprem konusları kuralarıyla ilgili çok fazla tartışma var gündemde malumunuz. Adıyaman'da deprem konutu kurasında birçok şirketin sahibi olan menzil şeyhlerinin tamamına ev çıktığı belirtildi.
Deprem nedeniyle evlerini kaybedenler çadırlarda ve konteynerlarda hayata tutunma mücadelesi veriyor. Ancak AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ile eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'a kurada deprem konutu çıkmasının ardından tartışmalara yol açacak yeni bir kura daha ortaya çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla deprem felaketinde Adıyaman'da evlerini kaybeden yurttaşlar için 8 Şubat'ta deprem konutu kurası düzenledi. Menzil cemaatinin de merkezi olan Kahta ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi için düzenlenen kurada sadece 13 kişiye deprem konutu çıktı. Ancak bu 13 kişiden 7'sinin kamuda hızla örgütlendiği bilinen Menzil cemaatini yöneten El Hüseyini ailesinden olduğu anlaşıldı. Deprem konutu çıkan isimler arasında geçen yaz cemaatin başına geçen milyonlarca liralık lüks araçlara binen ve birçok şirketin de sahibi olan Muhammed Saki, Muhammed Mübarek ve Muhammed Fettah El Hüseyini isimli 3 kardeş yer alıyor. Bu 3 kardeş babaları Abdülbaki El Hüseyini'nin 12 Temmuz 2023 tarihinde ölmesinin ardından cemaati eş şeyhlik denilen bir sistemle yöneteceklerini açıklamışlardı. Ayrıca menzil şeyhlerinin yakınları olan Mahsun Muhammed Emin, Suadet ve Mesude El Hüseyini de deprem konutu çıkan diğer şanslı isimler oldu. Bu isimlerin tamamına 3+1 ev verilecek. Öte yandan deprem konutu çıkan menzil şeyhlerinden Muhammed Saki El Hüseyini'nin İstanbul Fatih'te bir kuyumcu dükkanı da var. Bir Gün gazetesine konuşan menzil kaynakları ise menzil şeyhleriyle akrabalarının evlerinin yıkılmadığı, hatta ağır hasarda almadığını vurgulayarak kuranın şaibeli olduğunu öne sürdü. Kuzey Buz Denizi'ne gideceğiz şimdi. Buzul erimelerine avlanma yöntemlerini adapte etmekte güçlük yaşayan kutup ayıları açlıkla karşı karşıya. Kanadalı ve ABD'li bilim insanları erimeye devam eden Kuzey Buz Denizi'nde kutup ayılarının avlanma yöntemlerini araştırdı. BBC'nin haberine göre araştırma kapsamında kan örneği alınan ve tartılan 20 kutup ayısı 3 sene boyunca GPS ve kameralı tasmalarla takip edildi. Araştırmacılar kutup ayılarının avlanma dönemi olan ilkbahar sonu yaz başında iklim değişikliği nedeniyle deniz buzullarının çoğunlukla eridiğine dikkat çekti. Ve kutup ayılarının uzun saatler yüzdükten sonra buldukları avı yiyemeyecek kadar yorgun düştüğünü ortaya koydu. Deniz buzulunun tamamen eridiği yaz aylarında av bulmak için yüzen veya yemiş, kuş yumurtası ve otla beslenen 19 kutup ayısı günde ortalama 1 kilogramla dönem sonunda vücut kütlesinin yaklaşık %11'ini kaybetti. Buna karşın zamanının çoğunu dinlenerek harcayan ve rastladığı bazı ölmüş hayvan kalıntıları ile beslenen 20. kutup ayısı ise dönem sonuna kadar 32 kilogram aldı. Buzul erime oranlarının artması nedeniyle ayıların daha fazla yüzerek efor sarf ettiğini işaret eden araştırma yazarlarından Anthony Pagano, kutup ayılarının erime nedeniyle benimsedikleri farklı avlanma stratejilerinden verim alamadığına dikkat çekti ve açlık karşısında hayatta kalma ihtimallerinin düştüğünü belirtti. Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı. Dış gündeme bakalım. Endonezya'da seçmenler genel seçimler için sandık başında. Ukrayna, Rusya Karadeniz filosundan savaş gemisini batırdı. Şili'deki orman yangınlarında 132 kişi öldü. Dünya turundayız. Endonezya yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında. Seçmenler devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra milletvekilleri ile yerel temsilcileri de belirleyecek. 270 milyon nüfuslu ülkede 200 milyonu aşkın seçmen bulunuyor.
575 sandalyeli meclise girmek için 18 partiden adaylar yarışıyor. Başkanlık yarışında ise 3 aday var. Seçim sürecini 7 milyon görevli takip edecek. 2019'daki seçimlerde 894 seçim görevlisinin yorgunluk kaynaklı hastalıklardan ölmesi nedeniyle görevliler süreç boyunca sağlık taramasından geçecek. Partiler için seçim barajının %4 olduğu ülkede devlet başkanının ilk turda belirlenebilmesi için %50'nin üzerinde oy gerekiyor. Ukrayna, Rusya'ya ait savaş gemisini batırdı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz filosuna ait büyük çıkarma gemisi Sezar Kunikov'u imha ettiklerini duyurdu. Operasyonun Ukrayna Silah Kuvvetleri ile Savunma Bakanlığı istihbarat birimleri arasındaki işbirliğiyle yapıldığı açıklandı. Geminin imha edildiği sırada Kırım'da yer alan Alupka yerleşimi yakınlarında Ukrayna karasularında bulunduğu kaydedildi. Şili'nin orta ve güney kesimlerinde günlerdir süren orman yangınlarında 132 kişi öldü. Son olarak Valparaíso ve Viña del Mar kentlerinde yangın en az 10 kişinin ölümüne sebep oldu. Ölen kişilerden 89'unun kimlik tespiti tamamlandı. 64'ünün cenazesi ailelerine teslim edildi. Orman yangınları sonucunda 43 bin hektar alan kül olurken yaklaşık 15 bin ev de yandı. Valparaíso valisi yangınların kasıtlı çıkarıldığından eminiz açıklaması yaptı. Ülkede 3 Şubat'tan itibaren yangınlara müdahale için OHAL ilan edildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. ABD'nin kuzeydoğu kesimleri Lorraine fırtınasının getirdiği yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Connecticut eyaletinde kar nedeniyle bazı şehirlerde eğitime ara verilirken hava ve kara ulaşımı da durma noktasına geldi. Eyaletin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 38 santimetreye kadar ulaştı. New York şehri de karla kaplandı. Kentte 2 yıldan beri ilk kez şiddetli kar ve fırtına uyarısı yapıldı. Kentin sembollerinden Central Park da beyaza büründü. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı. Milli güreşçi Rıza Kaya Alp 13. Avrupa Şampiyonluğuna çok yaklaştı. Romanya'da finali kaybeden Kaya Alp gümüş madalyayla döndü. Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando turnuvası sona erdi. Spor turundayız. Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, finalde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Greco-Romen sporcu Rıza Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olmak için mindere çıktı. Müsabakada 2-0 öne geçen Kayaalp, bir anlık hatası sonucu maçı kaybetti. 14. kez final oynayan Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonluğunu daha önce 12 kez kazandı. Rus sporcu Karelin ve Rıza'nın 12'şer Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yaklaşık 2 ay aranın ardından başladı. Dün oynanan maçlarda Real Madrid deplasmanda Leipzig'i 1-0, Manchester City ise deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 mağlup etti. Madrid ekibine galibiyeti getiren golü 48. dakikada Diaz kaydetti. Gecenin bir diğer maçında Manchester City deplasmanda Kopenhag'ı 3-1'lik skorla geçti. İngiliz ekibi maç boyunca rakip kaleye 13'ü isabetli 27 şut gönderdi. City kendi kalesine sadece 4 şut çekilmesine izin verirken ev sahibi ekibin kaleyi bulan tek şutu gol oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam PSG, Real Sociedad ve Lazio, Bayern Münih maçları oynanacak. Maçlar saat 23'te başlayacak. Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando turnuvası sona erdi. 8 Şubat'ta başlayan turnuva büyükler kategorisi final karşılaşmaları ile tamamlandı. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 60 ülkeden yaklaşık 1900 sporcu mücadele etti. Haber zamanını noktaya koyduk değerli izleyenler. Daha sonra yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.